Merhaba arkadaşlar, lezzetli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere kolayca yapabileceğiniz bir tatlı tarifimiz var. Sultan sarması tarifi. Pudingimizi yapmadan önce tepsimizin üzerine hindistan cevizimizi serpelim. Eğer isterseniz pudinginizi yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Ama pudinginiz beklerken üzeri kabuk bağlayabilir. Bunun için sürekli karıştırmanız gerekiyor. Hindistan cevizimizi döktükten sonra spatula ile düzeltelim. Pudingimizi yapmaya geçelim. Tenceremizin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu içerisine ilave ederek sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynayıp koyulaşan pudingimizin içerisine 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı ve 1 paket şekerli vanilyamızı ilave ediyoruz ve erimesi için karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kapatarak ocağımızdan alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz pudingimizi sıcak şekliyle hindistan cevizimizin üzerine gezdiriyoruz. Pudingimizi yakın mesafeden dökelim arkadaşlar. Eğer yukarıdan tutarsanız hindistan cevizleriniz dağılabilir. Pudingimizi döküp üzerine spatula ile düzelttikten sonra ılıması için dışarıda bekletiyoruz. Ildıktan sonra buzdolabımıza koyarak en az 2 saat kadar bekletelim. Dolabımızdan çıkarmış olduğumuz tatlımızın üzerine önceden hazırlamış olduğumuz krem şantimizi döküyoruz. Her yerine güzel bir şekilde sürüyoruz. Krem şantiyi sürdükten sonra isterseniz buzdolabınızda bekleterek ertesi günde sarabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel sarılacaktır. Eğer aceleniz varsa hemen de sarabilirsiniz. Burada önemli olan buzdolabına ne kadar bekletirseniz o kadar güzel sarılacaktır. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. İsterseniz elinizle, isterseniz de bir spatula yardımıyla bu şekilde sarabilirsiniz. Ben dilimlerini biraz büyük tuttum. Eğer isterseniz daha kolay sarılması için dilimlerinizi küçültebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük dilimlerde yapabilirsiniz. Bu şekilde sardığınızda sizin için daha kolay olacaktır. Tatlılarınızı sardıktan sonra üzerine biraz hindistan cevizi serpebilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi sultan sarması tatlımız servise hazır. Yapımı gerçekten kolay ama biraz beklememiz gerekiyor. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.